Evet arkadaşlar merhaba. 10 Eylül 2021 Cuma günü akşam programında bu sefer İstanbul'dayız. Akşam programı İstanbul ve gündüz programı Bursa'ydı. Bursa ile ilgili de videomuz zaten şu an yayında arkadaşlar. Hemen İstanbul'la ilgili de tahminlerimizi sizlere iletelim. Bu 10 Eylül 65. yarış gününde İstanbul'un. Evet, birinci koşuyla beraber bu 9 koşuluk programda yine birinci altılı galayanımız başlıyor 17.15'te. Çünkü o saatlerde 17, 17.30, 18'de son 3 tane ayak var Bursa'nın. Onunla beraber devam, karışıyor. Yani bir de artı Doncaster'lar falan tam giriyor, çorba oluyor. Böyle bir saat içerisinde yaklaşık 5-6 tane yarış izliyoruz arkadaşlar. O da ilginç. Evet, 17.15'te bu sentetik kumda 1300 metre çıkacak 3 yaşlı Araplar. Maiden mücadele var burada. Mümkün mertebe küçük bir şablon yapmaya çalıştık sizin için. 10 tane atın burada 4'ünü yazıyoruz tabi. Burada gördüğünüz gibi biraz sıkıntılı bir durum var. Bazı atlar ilk kez koşmuş, bazıları iki kez koşmuş. Diğerleri iki tane de çok koşan var. Evet, bir numaralı otomatik mantıbı Alaf, Saadettin Boyraz'la ilk atımız, koşu tecrübeleriyle. Alev Kıran iki numara, ikinci atımız. 5 numaralı sarı yerli Görkem Özçelik'le ve 8 numaralı Diloy, Gökhan Kocakaya'yla arkadaşlar burada. 1, 2, 5, 8 şeklinde tam 4 tane sapkanla burayı geçmeye çalışacağız arkadaşlar tabii ki. Evet, ikinci koşudayız şimdi. Satış 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çim piste çıkacaklar. Burada 4 numaralı Tibi Dabo ve de tabii işte bankomuz arkadaşlar. Evet. Burada Tibi Dabo bizim bankomuz diyoruz ve birinci altılık ayağında ikinci koşuda 4 numarayı banko veriyoruz. Üçüncü koşu şartlı 3 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çim piste çıkacaklar. Burada da 6 tane atın içerisinde 2 tane attan biz ayrılamadık kendimizi. 2 numaralı Polpu, Ahmet Çelik'le ve 4 numaralı Gencehan Vedat Abiş'le diyoruz. Dileyenler burada 2 numarayı hatta tek dahi düşünebilirler arkadaşlar. O derece koşuyu almaya yakın gözüküyor. Ama ikramiyenin ufaklığı bizi düşündürüyor. Evet, ikinci altılık ayağına başlıyor şimdi. Dördüncü koşu handikap 14. 3 yaşlı Araplar 1600 metre çim pistte çıkacaklar. Burada normal şartlar altında arkadaşlar alternatif banko verelim size. 4 malı Fer Fecir normal şartlar altında Halis Karataş'ta kazanması lazım. Normal şartlar altında 52 bin lira ama dikkat diyorum. Bunun arkasından biz 1 numaralı ünlü masal kızı Hışman Çizik'le 2 numaralı Çelik Nur Vahdettin Kaplan'la 5 numaralı Kaçar Veysi Saadettin Boyraz'la ve 3 numaralı Eda Yap Adem Aslan'la arkadaşlar. Yani 4 numarayı tek atmıyorsanız eğer 4 ile beraber 4, 1, 2, 5, 3 yani 1, 2, 3, 4, 5 şöyle şu tarafı böyle kapatmış oluyorsunuz. Ama küçük kuponlarda 4 numarayı ferfeceli tek düşünebilirsiniz diyoruz. Evet, burada bombayı da Miss Burgaz yapar 8 numara. Arkadaşlar 5. koşu Maiden yine 3 yaşlı Araplar 1300 metre sentetik kuma çıkacaklar. Evet, fazla at yazacağımız yerlerden bir tanesi bu. 5 at yazacağız buraya. 11 atın 5'ini yazıyoruz. 7 numaralı Yeni Çağlı Hışman Çizik'le ilk atımız. 6 numaralı Uzla Aslanı Berkan Çığla. 1 numaralı Egetay Ahmet Çelik'le. 10 numaralı Kuymak Saadettin Boyraz'la 4 numaralı Napolyon diyoruz Vedat Abiş'le arkadaşlar. Tabi burada kendini unutturmuş bir Özilge var 5 numara. Ona da sizler düşünürsünüz arkadaşlar. Dileyenler 5 numarayı da yazabilir. 7, 6, 1, 10, 4 diyoruz ve dileyenler 5 numarayı da ilave bir çizik atabilir diyoruz arkadaşlar. Burada biraz at yazmak lazım fazla. Günün büyük sürprizini de manço yapar. Arkadaşlar 6. koşu Tünkut Aksungur koşusu. Kısa vade altı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanları 1600 metre çim piste çıkacaklar. Burada 6. koşuda arkadaşlar 8 numaralı Mambo Forever Banco.
Bizim burada bankomuz Mahmut. Daha Gazi Koşusu görmüş bir safkan bu, biliyorsunuz 8 numara. Kolay geçmesi lazım bu grubu ama burada tabii ki Karataş'ın böyle hatası olursa 3 numaralı Yaman Bey ve 7 numaralı Egregius Rock Gökhan Koca Kaya ile devreye girebilir. İkinci altılı için rahatlıkla 8 numarayı banko atabiliyorsunuz ama biraz ikili oynayacak, yani bahis oynayacak arkadaşlara 8-3, 8-7 gibi ikilileri de tavsiye edebiliyoruz. 7. koşu saat 8.30'da, handikap 17, 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada da yine bir alternatif bankomuz var. Bir evvelki bankomuzu beğenmeyenlere burada yani bu modeli beğenmiyorsunuz, bu model ayakkabımız var gibi oldu. O bankomuzu beğenmiyorsanız bu bankomuzu alın arkadaşlar. O da 5 numaralı Brave Gladiator Aris Karataş'la alternatif banko niteliğinde. Belki de ikisini de kazanacak. 6'da 75 lira verecek arkadaşlar. O ayrı mevzu. 4 numaralı BlackRock düştüğü anda Görkem Özçelik'le ve 2 numaralı Kapoğlu Gökhan Kocakaya'yla devreye girebilir. Dikkat! Burada 5 numara Brave Gladiator alternatif bank olarak öneriyoruz. Ama biz 5-4-2 geçiyoruz burayı. Evet, 8. kuşudayız şimdi. İstanbul'da Veli Efendi'de akşam gece saatleri 9 olmuş. Şartlı 4-3 yukarı İngilizler 2400 metre çim piste çıkacaklar. Uzun metrajlı bir koşu gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, burada iki tane safkanı biz ayırt edemedik birbirinden. Çok iyi koşmasını beklediğimiz iki tane safkan kesinlikle ayırt edemedik arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya işte o daha iyi falan değil. Bir numaralı Corcovado Gökhan Kocakaya ile, evet, 63 kiloyla ve 3 numaralı Kara Yaşar 60 kiloyla Saadettin Boraz'la iki tane atı buraya yeterli görüyoruz biz. Kerem Eyle'ydi, oydu buydu falan filan dileyenler yazabilir arkadaşlar. Biz burayı 1-3 geçiyoruz. 1 ve 3. 9. koşu son koşudayız. İkinci altı gayanında son ayağı handikap 15. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1900 metre çim piste çıkacaklar. 15 tane safkan içerisinde 7 tane safkan yazıyoruz arkadaşlar. Yarısına yakını. 2 numaralı abone burada Gökhan Yıldız'la. 4 numaralı Hosli Akın Sözen'le. 5 numaralı Prens Kora Hışman Çizik'le. 8 numaralı Küçük Demir Kırım Ahmet Çelik'le. 9 numaralı Gürdal Bey Metin Hamedi ile. 6 numaralı Özgür Kafkas Görkem Özçelik'le ve 7 numaralı Bekir diyoruz arkadaşlar. Saatin bu arada sürprizde gibi duruyor. 2, 4, 5, 8, 9, 6, 7. Evet. Burada dileyenler de biz yarış salları artık bıraktık yazmayı. Çünkü artık çok koşturdu arkadaşlar. Yani bayağı cılkını çıkarttılar yani burada. 1900'ü yine 61 kiloyla koşturacaklar. Evet, 62 kiloyla koşturacaklar. İlker Soyat'la. Yani herhalde 67'den buralara indi. Hala yani etinden suyundan yararlanmaya çalışıyorlar. Ayıp da söylemesi yani. Yakıştırmak istemiyorum böyle bir şey. Ama hoş değil yani. Bu kadar da olmaz, koşturulmaz yani arkadaşlar. Her 2 haftada bir, 10 günde bir, 11 günde bir, 7 günde bir atları koşturuyorlar. Bir orası bir burası. Yani bu Tarık Dikencikler de devamlı böyle yani. Onların bir atı daha vardı hatırlarsınız Bursa'da. Evet, 2, 4, 5, 8, 9, 6, 7 arkadaşlar. Günün sürprizini de 11 numaralı Pegasus'tan yapabilir. Dikkat edin buraya. Arkadaşlar İstanbul'da ilgili söyleyeceklerimiz sona erdi. Biliyorsunuz artık web sitemiz bizim premium özelliğine kavuştu. Yarışlardan evvel ücretsiz olarak üye oluyorsunuz. E-mailiniz geliyor, e-mail geliyor. Üye olduktan sonra o e-maili aktif etmeniz lazım. Ve oradan rahatlıkla web sitemize girebiliyorsunuz. Marksporttahmin.com'dan da şablonlarımızı yarışlardan ve izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, İstanbul'la ilgili söyleyeceklerimiz sona erdi. Bir sonraki yarış gününde tekrar buluşmak üzere. Zaten Bursa videomuzu da izliyorsunuz. Hazır. Yabancılardan da Doncaster ve Lorer Park'la ilgili de videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.